Ben herkese merhaba. Bu açılış oldu. Aslında kapanış olacaktı. Buraya kadar ayağa kalktıysam artık bu açılışı yapmak zorundayım. Hadi size Eskişehir turuna çıkarayım. Takılın peşime. Yiyecek ikramı da olan ve öndeki vagonla gidiyor olmanın bedeli 125 lira. İstanbul-Ankara trenine bindim. Eskişehir'de ineceğim. Bir sabah yolculuğu sonucu 9'da Eskişehir'e geldim. Ama önce bir otele gideceğim. Eşyamı atacağım. Bayanlar baylar, içinden su geçen şehirlerde Eskişehir'de sıra. Evet, bu kez Eskişehir'i gerçekten Hayat Bana Güzel için çekelim, yaşayalım ve anlatalım dedik. Son yıllarda özellikle bu gondol fotoğrafıyla Porsuk Nehri Eskişehir'in simgelerinden biri haline geldi. Şimdi pazar günü, aslında güneş de yavaş yavaş tepeye çıkmak üzere, biraz sıcak. Yine de daha kalabalık olmadan bir bilgi alalım bakalım. İki köprü ileride. Ha, tamam. Yani bot turları burada yapılıyor, gondol ileride yapılıyor. Şimdi durumlar şöyle. Burada gondolları görünce buradan biniliyor zannettim ama buradan sadece bir resim görüyoruz. Gondol iki köprü sonraymış gondol durağı. Kişi başı bir ücret yok. Gondolda tekneyi 75 liraya kiralıyorsun, 4 kişiye kadar biniyorsun. Buradaysa tekne turu alıyorsun, kişi başı 15 lira. Burası teknenin durak yeri. Şimdi burada gruplar genelde var, tur grupları. Tekne Amsterdam'da gezinti havası verirken gondol Venedik havası veriyor. Nereden bakarsanız bakın, suyun üzerinde tekneyle gezmek gayet hoş. Şimdi bütçeye göre karar verme vakti. 75 lira mı vereceğiz, 30 lira mı vereceğiz? Bence 75'e özel tur alalım. Tekne yavaş yavaş hareketlendi. Çok da güzel gözüküyor. Bu arada arkadaki bina da belediyenin konuk evi, Porsuk konuk evi. Oldukça güzel ve merkezi bir yerde. Daha önce ben orada kalmıştım. Bu gezide de biz belediyenin ev sahipliğinde, onların misafiriyiz aslında Eskişehir'de. Kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve tekneyi de gördüğümüze göre hadi yürüyelim biraz. Çok güzelsin. Şehrin ortasından geçen bir nehir, Porsuk Nehri, Sakarya'nın kollarından, en büyük kollarından bir tanesiymiş. Şehri ikiye bölüyor gibi düşünün ya da köprülerle iki yakayı birbirine bağlıyor. İki tarafta da kafeler, restoranlar. Gündüz bu enerjiyi çok göremeyeceğiz. İnsanlar evet dolaşıyorlar ama özellikle akşam olduğunda buranın yaşam enerjisi oldukça yukarı çıkıyor. Buranın nüfusunun 1/6'ının öğrenci olduğunu düşünürseniz ne kadar genç ve enerjik bir şehir olduğunu da anlarsınız. Zaten ondan da biraz bahsederiz daha sonra. Şimdi şuradan kalabalığı görüyor musun? De ki 4-4 bindiler. O kadar teknenin gelip gitmesi lazım. Güneş çok fena tepede. Ben bu saatten vazgeçtim. Akşam üzeri bakacağım. Bu arada şehirde bayağı bir heykel var. Üsküp'ten sonra heykeli bol bir şehirle karşılaşmış olduk Türkiye'de de. Burada da 200 kadar şehir heykeli varmış. Şimdi burası benim Eskişehir'de çok sevdiğim, yakın zamanda Eskişehir'e kazandırılmış bir özel çağdaş sanat müzesi. Özel bir koleksiyondan, Erol Tabanca'nın koleksiyondan buraya kadar gelişmiş. Arkadaki binanın tasarımı önemli. Bir Japon mimarlık firması tarafından tasarlanıyor. Mümkün olduğunca betonu az, kağıdı, ahşabı, doğal malzemesi bol, yalın bir tasarım. Bulunduğumuz semt odun pazarı. Bunlar da farkındaysanız odunu çağrıştırıyorlar zaten. Eskiden burada odun satılıyormuş. Adı üstünde pazar yeriymiş. Şimdi bu müzeyi yapan mimarlık ofisi aynı zamanda Tokyo'daki 2020 olimpiyatlarında stadyumu da yapmış aynı zamanda. Şimdi o müzenin içine girmek istiyorum ama gördüğünüz gibi pazar günü, bu ne demek? Her tarafta turlar var demek, öğrenciler var demek. Bu bir yandan çok güzel bir şey demek, bir yandan çekmesi zor demek. 3 kattan oluşuyor. Girdiğinizde 3. kata çıkın. Göre göre dolaşa dolaşa aşağı inin. Sonra kafeteryasında serinlersiniz, bir şey içersiniz vesaire.
işleri bu müzenin içinde görebiliyorsunuz. Resim var, heykel var, video art var. Aynı zamanda burada atölyeler yapılıyormuş, söyleşiler yapılıyormuş. Bunlardan birine denk gelmedim ama siz bakarsınız. Ben mesela bu seriye bayıldım, acayip güzel. Hani dönemin arabesk figürlerini düşün, o filmleri düşün. O klasik afişlerde kadın figürünü çıkarmış, yerine arabesk, işte o zamanın ikonu kimse, onun kendi fotoğrafını yerleştirmiş. Şu da çok iyi. Ya ne kadar çarpıcı hale geliyor değil mi? Kadının bu şekilde kullanılmış olması, böyle koyduğun zaman kadının nasıl konumlandığını çok güzel çarpıyor suratına insanın. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Müze girişi 30 lira bu arada, tam için söylüyorum. Benim daha önce geldiğime göre bu yeni bir sergi izliyorum içeride. Belli bir periyottaki, yılda bir gibi düşünelim mesela, değişiyormuş. Koleksiyondaki eserler sergilemeye çıkıyor. Şu anda bunun dışında her şeyi yeni görüyorum ben. Doğadan gelen bir malzemeyi düşünün, bambuyu. Dört kuşak aile boyunca bambuyu işliyorlar. Ona anlam veriyorlar. Doğadan gelene yorum katıyorlar ama dördüncü kuşakta modern bir forma dönüşüyor. Ve buraya özel yapılmış, buraya yerleştirilmiş. Müthiş etkileyici ve çok keyifli bir iş. Yukarıda gördüğümüz çalışmanın burada oyuncağı var. Müze mağazası da çok keyifli. Eskişehir'in simgesi olan heykellerden birinin yanındayım. Bu heykelin ikizi, kardeşi Bratislava'da. Aslında orijinali orada diyelim. Bir lağım işçisinin rögar kapağından çıkmış kızları gözetleyen hali diye söylenmişti. Eskişehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in dünyayı dolaştığını, oradaki farklı şehir modellerini, şehir heykellerini, parklarını çok iyi gözlemlediğini ben zaten biliyorum. Coşkun Aral'la da bir önceki hafta geldiğimiz seyahatte de kendisi onunla Japonya'da bir parkta tesadüfen nasıl karşılaştığını anlatmıştı. İşte o da Bratislava'da gördü bu heykeli, Eskişehir'e de yapalım diyor. Bu Cumil denen, nasıl okunuyor bilmiyorum ama yazılışı Cumil denen arkadaş Eskişehir'e böyle kazandırılıyor. Met helvası dener misiniz deyince durdum. Aslında bir şey denemeyecektim ama merak ediyorum. Çünkü burada met helvası yenir, meşhurdur, alınır filan denmişti. Bu mu met helvası? Evet. Böyle pişmaniye gibi tel tel gözüküyor. Pişmaniyenin sıkıştırılmış sert ve nemli halidir. Bak bir bakışta anladım konuyu. Hiç bilmiyorum. Eskişehir'imizin sokaklarına çelik çomak oyunu çok fazla oynanır. Çelik çomak oyunu kısa çubuğu met. Öyle mi? Evet. Bu ceza olarak da kaybeden takım kazanan takıma met helvası çekmeye gider. Çünkü çekimi gerçekten çok zor. İki kişinin karşılıklı sürekli alıp vermeyle yaptığı bir şeydir. Aa, çok enteresan. Tatarca'da çubuk demektir met. Ha, Tatarca yine çiğ börek gibi oradan, evet, bağladık konuyu. Evet. Peki. Şimdi o zaman ben önce bir metin tadına bir minik bakmak istiyorum. Tabii ki. En az bu kadar mı? Peki, aldım. Hmm. Çıtır çıtır. Taneleri bir saç teli kadar. Hı hı. Çok güzel. Çok tehlikeli. Çok şeker. Ama çok güzel. Ben bir daha anlayayım bakayım. Bir tane... Bir tane daha. Bir tane daha. Siz yediniz mi? Yedim. Şu miniğini alayım bak gerçekten. Yedik. O az ama. Evet, yok yok. Çok uzandım şu an. Daha fazla yiyemeyeceğim. Şimdi ben sizi bir el sanatları çarşısına götüreceğim. Eskiden bir hanmış. O hanın avlusunda da dükkanlar. Burası odun pazarıymış ve odun pazarına gelen tüccarlar ürünlerini satar, kendileri de bu handa kalırmış eskiden. Şimdi de hediyelik eşya var. Hadi gelin lüle taşı bakalım. Magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerine muhtelif derinliklerde başkalaşım katmanları içinde hidrotermal etkileşimle falan filan, o kadar uzun bir
bilgi var ki yani günün sonunda buna bakıyorsun, sonra bunlara bakıyorsun, işte o çıkıyor. Kim çekti onu biliyor musun? Kim Türkiye'de en iyi fotoğraf çeken rahmetli oldu? Aragüler mi? Aragüler çekti onu. Aa ne güzel. Kaç senesinin fotoğrafı? 5 sene oldu. Buraya gelmiş şurada tikiliyor Arabi. İçeri aldım ona bir tespih hediye ettim. Şuraya oturtturdu beni. Bunu çekti. Ay ne güzel bir anınız varmış. Harikasınız. Ama çok güzel çekti baksana. Ama siz zaten güzel bir beyefendisiniz. Fotoğrafa o yansımış yani. Maşallah 63 senedir Lületaş'ı... 59'dan beri. 59'dan beri. İlkokuldan çıktım. Ailenin işi zaten. Aile 150 sene. Aa ne güzel. Babam 3. kuşak. Ben 4. Oğlum 5. Torunlar 6. Torunlar devam ediyor yani. Hepsi okuyorlar şimdi. İş bulamayacaklar, mecbur gelecekler. Siz Lületaş'ından birazcık bize bahseder misiniz? Bakınca böyle kar gibi, köpük gibi görünüyor ama dışarıda kocaman da bir kaya vardı. Maden işletmeciyim. Maden mühendisiyim ama okumuş değil alaylı. Aa ne güzel. Bir fiil çalıştım aşağıda. Lületaş'ını çıkarmak zor mu? 110 metre şu anda çalışma. 110 metre derinlikten çıkıyor. Maden mühendisi bilemez benim bildiğim. Kabiliyet işi. Bunun hassas birkaç tane noktası var. Nedir? Çatlamaması lazım. Böyle sert yerden çıkanlar çatlamaz. Hmm. Bunu biz boz deriz böyle taklak. Peki alıcı bunu nasıl anlar? Mesela ben hiç bilmiyorum. Evet, bak şu en birinci kalite bu. Suya bak, atende bak. Ne kadar hafif. Köpük gibi. Çok ağırlığının hafif. İki katını kazanacak. Dünyanın en kaliteli taşı bu. Bu suyla birlikte ondan sonra daha mı yumuşayacak şimdi? Yumuşuyor. Kaç harfiyenin gibi olur. Şimdi bakalım ne değişmiş ağırlığında. Ağırlığı artıyor, iki kat artır. Demin sünger gibiydi, şimdi hafif bir taş elinizde. Yani yine tabii çok ağır bir taş gibi değil ama deminki farkı inanılmaz. Bak nasıl şey yaptı, gördün mü? Görüyor musun? Suya kondu, suyu emdi, yumuşadı. Peynir gibi gerçekten üzerini kazımaya başlıyorsunuz. Yoğuntulmuş halim. Buzdolabına koy, içerideki karma kokuları... Aa, süpermiş. 10 günde falan camın önüne koy, tekrar onu atar, tekrar. Ha, temiz havayla yine kendini temizliyor, yeniden. Evet. Aa, çok güzel. Ben sizden bundan alsam olur mu? Olur tabii. Çok lazım, her eve lazım. Lületaş'ın emme şeyi var. Katranı filtre ediyor. Bir de yanma olasılığı yok. Demirin iki katı bir erime gücüne sahip. Üniversitede test edildi bu. Şimdi bir de fiyat öğrenelim. Bu 50 liradan başlıyor dediniz. Başlıyor 1500 liraya kadar teşvik. Ha boyutu yani ve işçiliğine göre. İşçilik. Peki şu pipolara gelirsek böyle inanılmaz yani kullanmaya kıyamayacağınız heykeller gibi bunlar ya bunların fiyatları mesela ilk neyi sormuştum? Şunu sormuştum. 8 saat. 2500 lira. 2500 lira. Şu 15 bin lira yukarıda oturan şarap tanrısı. Bak şu. 50 bin liraya da var. 50 bin dolara da pul satıldı. Aslında tarih boyunca Türk, Bizans, Türk böyle çeşitli el değiştirmelerden geçiyor. Hatta bu Bizanslara karşı Türklerin verdiği mücadele ve savaşta Battal Gazi ismi de öne çıkıyor ki Eskişehir'in şöyle bir saatlik mesafesinde yollara çıktığınızda Battal Gazi Türbesi'ni de bulabilirsiniz. Şimdi bu perspektifi görüyorsunuz. Bu sokağın adını da söyleyeyim ben size. Mumcu Sokak. Odun pazarına gelin, Mumcu Sokağa girin. Buradan böyle gelip kıvrılın. Çok güzel renkli evler göreceksiniz. Hemen arkamda uzakta da Eldem Kültür Sanat Vakfı'nın müze olmuş bir evi ve hemen yanında tarihi bir fırının da yine galeri olmuş halini göreceksiniz. Bugün pazartesi kapalı olduğu için size gösteremiyorum ama çağdaş sanatla ilgili sergiler ve güzel bir alan odun pazarının içinde. Hemen yanında bir çeşme var. O dikkatimi çekti sizinle konuşurken. Zeydanlar Çeşmesi 1888 yazıyor. Öylesine bir tarihi ortamdayız. Hadi yürüyelim. Renklere bakalım, evlere bakalım. Böyle iki katlı, cumbalı, güzel evler. Bu evin içine girip baktığımda ben tavanlar, pencere kenarları inanılmaz güzeldi. Evin salonunda Porsuk Nehri'nin resmi yapılmış ahşapta. Öyle duruyor kapının üstünde. Yolunuz düşerse mutlaka bakın. Bir evden müzik geliyor.
sokak üzerinde böylece yürüyorum. Bu yol biraz böyle kıvrılarak gidiyor. Evler de gerçekten şeker gibi. Yeşiller, pembeler, sarılar, maviler. Battalgazi'den az önce bahsetmiştim ya. Battalgazi'nin şöyle bir hikayesini okudum ben. Evliya Çelebi'nin söylediğine göre Battalgazi'den kızını korumak isteyen bir Bizans kralı kız kulesini yaptırıyor Battalgazi Şam'dayken. Çok enteresan bu rivayet, ne kadar gerçektir, nedir, ne değildir çok da bilmiyoruz. Ama Battalgazi'nin Türk tarihinde ismini biliyoruz ki Türk filmlerinde de sıklıkla Bizanslı, Türk filmlerinde eski dönem filmlerinde rastlanır. Ne bileyim Cüneyt Arkın falan oynar biliyorsunuz. Cüneyt Arkın da bu arada yani Fahrettin Cürekli Batur da Eskişehirliymiş. Eskişehir'de bir arada yaşayan farklı etnik kökenli insanlar var. Yeme içme kültüründen bahsederken Tatarlardan bahsettik. Onlar öne çıkıyordu ama bir de Manavlar varmış. Manavlar Anadolu'ya yerleşen ilk Türkler diye geçiyor. Oldukça barışçıl, hoşgörülü ve sevecen insanlar olduğunu okumuştum. Toplamda Türkiye'de 2 milyon kadar bir nüfusa sahiplermiş. Manav koruyucu, kollayıcı anlamına da geliyormuş ve onların olduğu yere polis girmesine gerek olmuyormuş. Polise ihtiyaç yokmuş yani. Öyle diyorlar. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'ne geldik. Türkiye'nin ilk Balmumu Müzesi. Aslında bu tür müzeler dünyada ve Türkiye'de var. İlki Londra'da açılmış. Ama ben ne dünya gezilerinde ne de Türkiye'deki herhangi bir Balmumu Müzesi'ne gitmemiştim. Benim için bu bir ilk. Benzemiş. Böyle kategorize edilmiş, böyle Kurtuluş, Cumhuriyet, Osmanlı falan diye grup grup olanlar var. Bilet fiyatları tam 25, indirimli 15. Müzenin geliri kız çocuklarının ve engellilerin eğitimi için harcanıyormuş. Bunu da buraya bir not düşelim. İçinde ayrı bir alana geldik. Burada dünya liderlerini ve başkanları ya da önemli kişileri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Gandhi de burada, Mustafa Kemal Atatürk de burada, Obama, Merkel, İngiliz kraliçesi Elizabeth ki kendisi bugün yarın gider ya da bizi mi gönderir emin değilim kendisinden. Bu alandaki fotoğraf çekmek için ayrıca 20 lira veriyorsunuz. Bu bir bağış. Aslında anonslarda da hep söylüyorlar. Kız çocuklarının eğitimi ve engelliler için bu bağış kullanılıyor. O yüzden bu alanda fotoğraf çektirmek isteyenler 20 lira bağışta bulunuyorlar. Nükta'dan Nasrettin Hoca da tabii ki Balmumu Heykel Müzesi'nde yerini almış. Güzel de bir mizansen önünde bir tepsi baklavasıyla. Olsa da yesek Sivrihisar baklavası. Aslında gidip görmek istediğim, çekmek istediğim bir başka şey vardı. Yazılıkaya. Merkezden biraz dışarı yol yapmam gerekiyordu. Zamanım izin vermemişti ki burada Midas'ın Balmumu heykeliyle karşılaştık. Arkada da Yazılıkaya'nın fotoğrafı var. Midas Frigya'nın ilk kralı, Tanrıça Kibele'nin oğlu diye geçiyor. Şöyle bir hikaye vardır. Kral Midas Apollo'nun liriyle Pan'ın flütünün yarışına şahit olur ve Pan'ın flütünden yana oyunu kullanır. Buna sinirlenen Apollon Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çevirir. O yüzden böyle bir simgesel aynaya da bakıyor, kulaklarına bakıyor gibi. Hoş olmuş. Şunu söyleyebiliriz ki günün sonunda dünyanın farklı alanlarından, siyasetçisinden, yazarına, çizerine, bilim insanından, devlet adamlarına birçok farklı figürü bir arada görüyorsunuz. Onlarla yan yana geliyor, fotoğraf çektiriyorsunuz. Böyle eğlenceli bir işe dönüşüyor Balmumu Müzesi'nde gezmek. Balmumu Heykel Müzesi Odun Pazarı'nda modern müzenin hemen ön tarafında yol üstünde. Şimdi ben çıktım cam müzesini arıyorum. Aa dur, cam müzesinden önce söyleyeceklerim var. İçeride Yunus Emre'nin de Balmumu heykeli vardı. Yunus Emre burada bahsetmemiz gereken önemli bir figür aslında. Sivrihisar tarafında öldüğü söyleniyor.
Yunus Emre Türk halk şiiri için önemli bir isim. Parça değil, Türkçe eserler ortaya koymuş, şiirler yazmış. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dergahından Tapduk Emre'ye gönderilmiş, orada piştiği söyleniyor. Yani tasavvufi bir yaşam. Yani dünya nimetlerinden, varlığından, zevklerinden elini eteğini çekip Allah'a aşk yolunda aslında bir hayatı geçirmek, orada pişmek ve bunun şiirine, diline yansıması gibi ben kendimce yorumlamaya ve özetlemeye çalışayım. Tabii ki aşağıya çok farklı şeyleri yazmak isteyenler olabilir. Fikirlerinizi ve paylaşmak istediğiniz bilgileri aşağı beklerim. Dans Sanatları Müzesi'ne geldim. Yine odun pazarı içinde birbirinin yanında olan müzelerden bir tanesi. Bu müzenin kuruluşunda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi var biliyorsunuz. Onun içinde de seramik cam bölümü vardır. Oradaki hocalar oradan bağışlarla başlamış. Ayrıca bu müzeyi destekleyen isimler de kapının girişinde var. Aslında geleneksel camdan bugünün modern cam sanat yorumuna kadar farklı eserleri görebilirsiniz. Doğurmuş bak. Nasrettin Hoca'nın memleketi Sivrihisar'a geldik. Merkeze 1,5 saat kadar yol yaptık. Arabayla gelirseniz özellikle hafta sonu pazar günü şehir merkezini, Eskişehir'in kalabalığından kaçmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Etrafta ne var? Eski evler, ne bileyim camiler, çarşı. Arkadakinden başlayalım. Şöyle ki arkamda Sivrihisar'ın hemen böyle eski ve tarihi görülecekler listesinin olduğu, okların olduğu yerde çok güzel gözüken, restore edilmiş bir cami var, Ulu Cami. Ahşap cami diyordu ve Anadolu'daki en eski ilk camilerden biri ahşap cami ama dışarıdan ben taş görüyorum. Çerçeveler ahşap, belki içinde tavanı ve iç işçiliği ahşaptır diye düşünüyorum. Evet, şapkam ve ben caminin içine girmedik. Murat girdi. O sırada ben de size camiyle ilgili bilgiler paylaşayım. Selçuklu döneminden ahşap direkli camilerin ilk örneklerinden ve en büyüğüymüş. 1200'lü yıllarda yapılmış olan bu cami 1440'lı yıllarda Nasrettin Hoca'nın da torunu olan ve İstanbul'un ilk kadısı olan Hızır Bey tarafından bugünkü haline kavuşturulmuş, restore edilmiş. Tabii ki şu en son halini söylemiyorum. Ana hattıyla formundan bahsediyorlardır diye düşünüyorum. İçeride o ahşabın dokusu ve kokusu inanılmaz etkileyici. Çok değişik bir görseli var. Beni gerçekten etkiledi kapıdan baktığım haliyle bile. İçeride 67 kadar direk var. Kubbesiz bir cami düşünün. Kubbe yok, düz bir çatı, içi de ahşap bir tavan. Bu arada deve kuşu yumurtaları sallanıyor dedi Murat. Bence onu şundan sallıyorlardır. Hani ahşap ya, o ahşabı korusun, börtü böcek falan korunma ile ilgili bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şimdi camiden biraz daha böyle yerleşim yeri, evlerin arasına sokaklara girdik. Böyle bir avlu, avluda bir minare, etrafında da Sivrihisar'ın o tipik evleri var. Onların restore edilmiş halleri var. Oldukça da güzel gözüküyor. Aslında birbirinden çok farklı görünenler var. Mesela bu bambaşka. Bak ileride renkliler var iki katlı. Onlar da başka bir ruhta. Ama genel olarak sevimli. Bu diziler memleketin her yerinde oraya farklı bir anlam katıyor. Hararet, mahalle arasına girdim. Şimdi şu perspektiften yukarı başınızı kaldırdığınızda damda bakan köpek dışında yukarıda çok eski bir saat kulesi var. Hemen o dikkatimi çekti, size de göstermek isterim. Bu arada sokaklarda yürüdüğünüzde eski ve yeni bir sürü farklı Sivrihisar evine rastlayacaksınız. Hadi aralara yürüyelim biraz. Sokak isimlerinin yazılma şekline bir bakar mısınız? Elde yapılmış seramik panolarda yazıyor. Üstüne de Nasrettin Hoca'nın çizimi var. Çok sempatik değil mi? Çok böyle güzel el yapımı.
Nasrettin Hoca'nın orijinalinde doğduğu, yaşadığı ev Sivrihisar'ın biraz dışında 26 kilometre uzakta ama belediyeden izinle falan görülebiliyormuş. Ama birçok yerde Nasrettin Hoca'ya ait heykeller ya da farklı görseller var. Özellikle de onun böyle tatlı mizahına ait fıkralardan alıntılarla işte doğuran kazan gibi, eşeğe ters binmek gibi. Nasrettin Hoca fıkraları tamamen onun kendine has esprili üslubuyla adeta ders veren fıkralardır. Birçoğu kendine ait diye bilinmekle birlikte ona mal edilmiş fıkralar ve hikayeler olduğu da söylenir. Zaten Nasrettin Hoca kadar ününün sınırları aşmışsa bazı şeyler de gelip size yapışabilir. Güzel fotoğraflar çekmek, bu sokaklarda dolaşmak, belki buralarda küçük böyle kahveler falan mı, kafeler var, oturup bir şeyler içmek istersiniz. Ama lütfen öğlen sıcağında gelmeyin. Yani şu anda Mayıs ayının sonu, güneşte durunca kolum acıyor. Öyle söyleyeyim size. Baklavamız. Baklavamız 40 kat el açmasıdır. Tescillidir. Şerbetini soğuk olarak yanında veriyoruz. Yemeden 5 ya da 10 dakika öncesinde soğuk olarak döküp yiyorsunuz afiyetle. Yapıyoruz. Bir dakika, şimdi biz burada Hakkı abiyle sohbet etmeye başladık. Köfteci Hakkı dedim ki isminiz ne? İşte Hakkı yazıyor dedi. Köftenin kokusuna geldik, direkt size geldik. Hep böyle tezgahta mı yapıyorsunuz? Orada bir dükkan var ama. O da benim de. O da sizin. Pandemiden dolayı bir çıktım, bir daha giremedim. Ha, dışarı çıktınız. İyi de oldu herhalde, çağırıyor bu değil mi? Evet. Nasıl yarım ekmek köfte fiyatı? 35 lira. 35 lira. Şimdi evlerin aralarından sokaklara girip böyle yukarı doğru yürüyebilirsiniz. Ya da sıcaktaysanız bizim gibi arabayla çıkabilirsiniz. Hem buradan Sivrihisar'ı yukarıdan görürsünüz. Hem de biz aslında şu sesi duyunca yahu ne oluyor bir gidip bakalım mı dedik. Çok güzel bir kiliseyle de karşılaştık. 15. yüzyıl yapısı bir Ermeni kilisesi. Kilisenin hemen sırt tarafında böyle kayalara doğru, dağlara doğru da heykeller var. Burası da Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi diye geçiyor. Keşif zamanı. Türk resminin öncülerinden Abidin Dino, mutluluğun resmini yapmıştır diyor. Türk kültür hayatının sanat, edebiyat, müzik, her alanda aslında farklı figürlerle karşılaşacağız belki ama bence burada bu toprağın insanları, sıradan halkımız, köylümüz de var. Orada çalışan bir kadın falan görüyorum mesela. Göcek Madenciler Anıtı diyor. Yeraltı maden işçisiyle Yörük kızı. Bu ikisi. Evet, dağdan biraz aşağı indim. Nasrettin Hoca'nın kocaman eşeğiyle bir heykelin önüne de geldim. Ters binmiş olarak bir heykel görmeyi bekliyordum Sivrihisar'a gelirken. Bu düz binmiş hali gördüğünüz gibi. Bu arada Nasrettin Hoca babası, imam babasından ilk eğitimini almış, sonra medrese eğitimi almış. Kendisi de hocalık yapmış aslında. O yüzden Nasrettin Hoca deniyor, yani gerçekten de hocaymış. Güzel, renkli, keyifli bir cam tasarım, objeler satan, hediyelikler satan bir dükkanın önündeyim. Bu dükkan nerede? Haller Gençlik Merkezi'nin içinde. Otelimin de hemen yanında, şanslıyım. Aslında dinleneyim, otele gideyim derken aklımı buradan alamadım. Dedim ki gireyim bakayım. Çünkü binanın dışı da içi de ayrı keyifli. Eskiden burası yaş, sebze, meyve hali iken Haller Gençlik Merkezi olmuş. Böyle hediyelikçiler, tasarım dükkanlar var, kafeler, barlar, restoranlar var. Ama aynı zamanda tiyatro sahnesi var, galeri var. Burada kültür sanat etkinlikleri de yapılıyormuş. Yani bir yaşam alanına dönüşmüş. Geldiğinizde mutlaka uğrayın. Genel olarak ortam biraz pasaj gibi böyle. Koku da öyle aslında. Tütsü, satılan eşyalar, aksesuarlar, ışık ve kapalılık. Böyle Beyoğlu'nun eski istiklerin falan pasajlarını çağrıştırıyor bana. Hakikaten öğrencilik zamanı. Üniversite kokuyor burası. Bitki çayları, kahveler. Bir kahve içelim mi? Bugün Türk kahvesi içmedik. Bence içelim.
Murat'ı burada koltuk altına bunu yapıştırır. Yarına kadar otel odasına uğurlarım ben. O zaman ben böyle yapayım. Hayat bana güzelciler, yeni bir gün başladı. Yine şıkır şıkır bir güneş tepemizde. Şu an üzerinde bulunduğum köprü Aşk Adası'na geçiyor. Aşk Adası dediğimiz suni oluşturulmuş şehrin içinde bir yeşil alan düşünün. Buraya aslında eşler girebiliyor. Yani illa evli olmanız gerekmiyor. Eşler girebiliyor diye yazıyordu. Aşk tazeleniyor diyordu. Baş başa romantik vakit geçirebilirsiniz diyordu. Doğanın içinde huzurlu bir adaymış. Gelin keşfedelim. Aşk şehri, Eskişehir'e böyle bir simge ada yapmışlar. Ki ada derken etrafında bir su kanalı gidiyor gibi düşünün. Bir yarım ada gibi de aslında köprülerle buraya geçebiliyorsunuz. İleride bir köprü daha var. İçinde bir kafe restoran yok, yani tesis yok. Dışarıdan yiyecek içecek piknik gibi bir şey söz konusu değil. Sadece oturabilirsiniz, dolaşabilirsiniz, muhabbet edersiniz, müziğinizi dinlersiniz, güzelce doğada vakit geçirirsiniz. Parkın içindeki kuş sesleri, havadaki mis gibi koku, o yeşilin, ağacın kokusu. Çok güzel kitap okunacağını düşündüm. İlk düşündüğüm şey oldu. Bir de telefonlarını bırakarak yapacaksın bu parkta geçireceğin zamanı bence. Biraz teknolojiden uzaklaşıp, birazcık hayallere, birazcık böyle başka bir dünyaya yolculuk. Burada kütükler var. Bunların üzerinde kalpler ve isimler kazınmış. İlk kez böyle bir şey rahatsız etmiyor, bu adaya yakışıyor diye düşündürttü bana bunlar. Kafama kuş pıtladı. Gel Murat, gel. Burada işi ileri taşımış bir çiftimizle karşılaştım. Sana da göstereyim. Siz de görün bakın. Bayağı plaka yaptırıp bunu buraya vidalamışlar yani. 28 yıl sonra tekrar buradalar. Aralık 2019, Şükran ve Metin. Şimdi bu parkta dolaşırken insanın aklına şu geliyor tabii. Burası gerçekten de oldukça Avrupa'yı gözüküyor. Eskişehir'in parklarının içinde dolaşırken de insan bu duyguya kapılıyor. Sanki Anadolu'da bir şehrin içinde değil de gerçekten Avrupa'da bir şehrin içindeymiş hissi verdi. Burada bu yapılıyorsa her kentte de yapılabilir demek ki. Bakış açısı emek. Ve adanın sonuna geldik. Aşk Adası burada bitti. Bugün gondola binelim mi? Akşam üzeri binelim artık. Bugün parklar günü olsun. Kendimizi kent parkın içine atalım. Burası çok çok büyük tabii. Aşk Adası'na göre oldukça büyük bir alan. Birkaç farklı giriş kapısı var. Buraya ana giriş kapısı diye bakalım. Adeta Buckingham Sarayı'na giriyoruz. Bugün İngiltere'ye çağrışım yapa yapa. Bu nasıl bir kapı? Bisikletle gezmek, piknik, kabuklu yemiş, evcil hayvan, alkol zaten yasak tabii ki parklarda. Ama özellikle kamp sandalyesiyle bisikletle gezme maddesinin gerekliliğini ben şu anda sordum. Merak ediyorum. Çok güzel bisikletle gezilir çünkü. Devasa bir alanın içindeyiz. 300 bin metrekareye yayılmış. O yüzden farklı giriş kapıları var tabii ki. Bu alanda kafe restoranlar var, yürüyenler, koşanlar var. Ata binmek isterseniz o da var. Açık kapalı yüzme havuzu, yine Türkiye'de yapılmış ilk suni plaj. Pandemide kapalıymış ama bu sezon bakalım açılacak mı? Hem Eskişehirliler hem de dışarıdan gelenler için takipte olmak lazım. Ben açık olsa denemek isterdim. Kırmızı kırmızı. Çok güzel burası. Saatlerimiz 11'e çeyrek var. Güneş öyle bir şey yaptı ki bana, git soğuk bir şey iç diyor vücudum, böyle bir hararet. Yalnız zemin bir süre sonra insanı hipnotize ediyor. Tuhaf bir perspektif var, acayip bir boyut var. Gelin, peşimden gelin, abone olun, like edin. Yine aynı noktaya geldik. Murat, dondurma var. Nasıl fiyatınız? 10'ar lira toplam. 10'ar lira mı? Evet. Gerçekten mi? Dondurmaya ne olmuş ya? Bize ne oldu? Tam oradayım şu anda ben de. Yine bir klasiği yerine getirdim. Kent Park'ta da durumu atlamadım. Çok şükür.
Dedim ki şu plajı olayının içine bir gireyim, bir anlayayım dedim. Hani olsa yüzerdim demiştim ya yukarıda. Var gerçekten. Bu yapay plaj, bir kumsal var, şezlong şemsiye var. Hatta can kurtaran iskelesi var. Burası suyla dolduruluyor şu an Haziran itibariyle. Kişi başı 50 liraya buraya giriyorsunuz, güneşleniyorsunuz, yüzüyorsunuz ve kendinizi denizi olmayan bir şehirde değil de bir plajda hissedeceğiniz bir ortamda bu parkta vakit geçirebiliyorsunuz. Hemen yanında da olimpik havuz var. O da 75 liraymış. Onun da şezlong şemsiyesi. Hatta şu anda orada yüzenler var. Havuz açılmış. Vallahi tatili özledim, denizi özledim ya. Ay, şöyle. Ah. Ah, çok güzel be. Arada acıkıyorsunuz ya, bir mola vereceksiniz. Buradayken yiyebileceğiniz lezzetlerin başında mutlaka duymuşsunuzdur, çiğ börek gelir. Bakın dikkat edin, çiğ dedim, çiğ demedim. Halk arasında çiğ börek diye diye bir sürü yanlış söylence yerleşmiş. Ama çiğlikle konunun bilgisi yok. Çiğ, Kıpçak lehçesinde enfes, leziz anlamında Kırım Türklerinin, Tatarların önemli yemeklerinden biri çiğ börek. Bunu bıçakla yemiyoruz. İçi biraz sıcak tabii, sulu bir kıyma var içinde. Böyle incecik hamuru. Yağda pişmiş, böyle ayırıyoruz. Hamurun da inceliğini bir görün. İçi de çok sıcak. Sonra böyle katlayıp afiyetle yiyoruz. Çok güzel. Şimdi biz parkın içindeki binicilik alanına geldik. Manejde iki tane atı gördük. Sonra Kaan Bey'le sohbet etmeye başladık. Dedi ki başka at var mı? Gelin dedi, arkada var. 12 kadar at var dediniz değil mi? Toplamda 12 tane atımız var. Aha. Çeşit çeşit, yani ırksal özelliklere bağlı olarak Haflinger'de kadar yarım kanatlarımız var, İngiliz atımız var. Bunların hepsi belediyenin mi? Bunlar hepsi belediye. Şahsa ait at yok burada. Hayır. Bu atların hepsine binebiliyor musun Hilal? Yok, hayır. 3-4 tane atımızı biz kendimiz kullanıyoruz. Milli bayramlarda genelde engel atlama gösterilerimiz oluyor. Arka tarafta bir manejimiz var. Ha. Manejde yardımcı olmuyor. Halka açık gösteriler yapılıyor. Evet. Buradaki 4 at onun için özel, evet, yetişmiş at. Engel, o yüzden halkın binişi yapıyor. Değil. Ben bu işi ilerleteyim, öğreneyim, daha profesyonel olayım diyene eğitim var mı? Binicilik eğitimi vermiyoruz. Vermiyorsunuz. Hobi binişi. Yani bizim burada halkla ilk tanışma, atla ilk insanları tanıştırma gibi düşünebilirsiniz. Ha, güzel. Ne kadar süre mesela geldi, biri atla tanışmak istiyor. Yanında biri mi yürüyor yoksa siz hani öğretiyorsunuz ve bırakıyor musunuz? Tabii serbest binişimiz yok. Biz yanında duruyoruz. Yanında yedekte dediğimiz atın dizginini tutup kendimiz yürüyoruz. İki tur atılıyor. Hı hı. Ortalama 3 ila 5 dakika gibi bir süreç. Ne kadar bir ücrete yapıyorlar bunu? Şu anda 25 TL. 25 TL. Hı hı. Bunu her mevsim yapabiliyorlar mı? Kışın ne oluyor peki? Kışın yağış olmadığı sürece kışın da aktifiz. Merhaba tatlım. Hayatla hayat bana güzel anı şu anda. Güzel parkın ağaçlarının dallarının altında. Şu anda hayatla benim yaşadığım bu deneyimi siz de tabii ki Kent Park'a geldiğinizde yaşayabilirsiniz ama bu yolda değil. Bu hayat bana güzele özel bir an. Açık alandayız. Burada profesyoneller, antrenörler idman yapıyorlar. Ama manejde güzel atlarla tanışabilirsiniz. Bu arada sohbetimizde Eskişehir ve civarında irili ufaklı 12 kadar binicilik kulübü olduğunu da konuşmuş olduk. Demek ki Eskişehirliler atı seviyor, at binmeyi seviyor. Eskişehir'e hızlı trenle geldim. Renkli trenle yolculuğum devam ediyor. Sizi çok renkli, eğlenceli bir parka getirdim. Parklar gez gez bitmiyor ama burada enerji çok daha farklı. Sazova Eğlence Parkı'nın içinde Bilim Deney Merkezi var, Uzay Evi var, Korsan Gemisi var, Masal Şatosu var, kafeler var, hayvanat bahçesi, su dünyası, yani gerçek anlamda bir dünya kurgulanmış eğlence adına, keyif ve keşif adına. Bakar mısın? Prenses Kol bluzumla Masal Şatosu'ndan uzaklaşıyorum. Korsan gemisine gidiyorum. Buraya giriş yetişkin 8, öğrenci 6. Korsan için de ayrı bir bilet alıyormuşsunuz. O biraz daha düşük. Yani siz neyin dışından bakacaksınız, neyin içine gireceksiniz ona göre bilet alıyorsunuz. Ne kadar zaman ayırmak lazım diye bir düşündüm de. Özellikle çocuğunuzla falan geliyorsanız
bayağı güzel uzun saatler vakit geçirebilirsiniz. Korsan gemisinin giriş ücreti tam 5 lira gibi görünüyordu. Yukarıda da kaptan var. Tabii ki bir papağan olmadan burası düşünülemezdi. Biraz böyle şey gibi Karayip korsanlarından mizansen sanki Kaptan Jack Sparrow bir yerden çıkacakmış gibi. Şimdi parkın içine gezerken karşıda böyle üstü kapatılmış bir yer göründü. Orada bir amfitiyatro yapılmış. Tiyatrosu da vardı yani. Zaten parkların içi aslında bu tür böyle müzik, konser, ne bileyim tiyatro için falan gayet güzel. Çok keyifli, eğlenceli bir binaya getirdim. Sazova Parkı'nın içinde Bilim Deney Merkezi burası. Devamında da bir uzay evi var. Öğrenciler daha çok toplu gelse de yetişkinlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Fizik temalı bir bilim merkezinin içinde olduğumuzu düşünün. Zaten fiziği anlamadan dünyayı anlamak ne mümkün? Şimdi gezmeye başlıyorum. Sonsuzluk Köprüsü'nün önünden başlıyorum. Diyor ki geçerken aşağı bakmayı unutmayın. Sonsuzluğun içine doğru. Sallandığını hiç hayal etmemişim. Wow! Aşağı baktıkça sonsuz bir gidiş var ama bu sallanma ve denge meselesi var ya. Wow! Bir anda çarpıldım. Beklemiyordum. Fiziğim hep kötüydü benim. Hocayı sevmezdim. Uçuran ayna. Burası gerçekten eğlenceli bir yer. Fiziken buraya gelemediniz diyelim ama bence web sitesinden de bir takip edin. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerine çocuklara, gençlere, yetişkinlere deprem eğitimi veriliyormuş ücretsiz olarak. Bundan faydalanın derim çünkü sonuçta biz bir deprem ülkesiyiz. Böyle bir hizmet varsa herkes faydalanmalı diye düşünüyorum. Evet, sizi hayvanat bahçesi arkasından akvaryuma getirdim. Seçkiyi Murat'a veriyorum. Dın 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 dın. Bak zebra. Okuyayım. Zebra değil mi? Kolay göreceğimiz bir hayvan değil. 3 numara zebra. Onun heykeli olmasın o? Tepki vermiyor. Ay gerçekmiş. Kulaklarını oynattı. Gerçekten canlıymış. Ya canım benim sen ne kadar güzel bir çocukmuşsun. Sen beni mi dinliyorsun? Maşallah tasarım harikası bu hayvanlar gerçekten. Ellerine bakar mısın? Elleri böyle göğsümde gibi duruyor. Çok güzel duruyor. Ya surata bak. Heh, gel meraklı. Gözcüsün sen. Surata bak. Merhaba. Gözcüler oluyor. Hani dikilmiş tipik bir görseli vardır ya mirketlerin. O gözetleme duruşu. Çok güzel bir peyzaj var. Böyle keyifli bir şekilde dolaşırsınız. Hayvanlarla tanışırsınız. Zaten çocuk gruplarını da görüyorum bu arada burada gerçekten. Keyifli keyifli geziyorlar. Bak bak daha ilk kez bizim gözümüzün önünde oluyor. Oradan hiç düşen atlayan olmamış. Şimdi böyle açıkta halatın üstünde yürüyünce doğal olarak şunu soruyorsun. Oradan hayvanat bahçesinin içine iner ve dolaşır. Öyle bir şey yapmıyorlarmış. Onlar işini biliyor. Bizden akıllı bence onlar. Bu arada biz bu geziyi pazar, pazartesi, salı gibi planlamak durumunda kaldık. Programların çakışması, uygunluğu bakımından. Yanlış bir şey yapmışız. Çünkü pazartesi neredeyse bütün şehir kapalı ve dinleniyor. Hayvanat bahçesi de onlardan biri tabii ki. Bütün müzeler, hayvanat bahçeleri gezilecek, görülecekler. Günlerinizi buna göre ayarlayın. Hafta içi sakin gezmek mümkün ama pazartesi hariç. Yetişkin 20, indirimli 12,5 liraya buraya girip gezebiliyorsunuz. Sualtı dünyasına doğru ilerliyorum. Eskişehir
Eskişehir'de iki tane büyüğümü ziyarete geldim. Bunlardan bir tanesi hemen sağımda gördüğünüz devrim arabaları dediğimiz. Aslında döneminde 4 tane yapılmış, bugüne 1 tane kalmış ve teşhirde olan, ücretsiz gelip görebileceğiniz bu güzel otomobil 1961 yılında 4,5 ay gibi kısa bir sürede, üstelik 1 milyon 400 bin gibi çok minimal bir ödemeyle tamamen Türk mühendisler ve işçilerle üretilmiş. Cam ve lastiklerinde dışarıdan alınmış parçalar olmakla birlikte %80'i Türk yapımı olan bir otomobil. Otomobilin hikayesini ve o dönem ne olduğunu devrimarabası.com'dan hem teknik bilgileri hem de hikayeyi görebilirsiniz. Aynı zamanda ben yıllar önce yönetmen Tolga Örneğin Devrim Arabaları filmini seyretmiştim. Birlikte çekimler de yapmıştık. O da çok güzel anlatır aslında. Keyifli, izlemesi de keyifli, sinematografik olarak güzel bir filmdir. Bu araba bu arada şu anda çalışır durumdaymış. Şimdi düşünsenize, bu 4,5 ayda yapılıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Paşa'yı almaya gidiyor otomobiller. Fakat yakıt ikmali konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Son anda fark ediyorlar. Birine benzin konuyor, diğerine konamıyor. Paşa konmayana biniyor ve 100 metre sonra araba duruyor. Bunun üzerine ertesi gün gazetelerde arabanın bozulduğu, çalışmadığı gibi haberler çıkıyor. Maalesef böyle talihsiz bir olay, talihsiz bir haberle büyük bir emek tarihe gömülüyor. Ay çok güzel minnacık. Gidiyoruz. Şimdi içine oturduğum zamanki duygusunu söyleyeyim mi size? Eski Amerikan otomobilleri olurdu. Benim dayımın da vardı. Çocukken hatırlıyorum. O zaman bir de küçüğüm. Arabanın içinde acayip hareket edebiliyorduk ama bir kokusu olurdu. Bu incecik işte bu direksiyon simidi, aynanın formu, bu ön konsol falan, tavan. Yani şu anda böyle zamanda yolculuk hissi veren inanılmaz keyifli ve heyecan verici bir anı paylaşıyorum. Burada direksiyonda da devrim yazıyor. Gerçekten dönemi için bir devrim. Şimdi otomobili gördük ama bu otomobilin yapılış süreçleri de bir müze alanında, ayrıca birinci günden başlamak üzere adım adım orijinal motoru, o dönemle ilgili bilgiler, ilk modellemeler köpükten, alçıdan, betondan. Gelin şöyle birlikte bir gezelim. Şu fotoğrafla başlıyor. Her şey bir masanın etrafında bir hayal için oturup çalışmayla başlıyor ve inanılmaz bir hızla dönem için, Türkiye için inanılmaz bir atılım olarak başlıyor. Yani o günden bugüne o iş sürdürülseydi Türkiye otomobil sanayinde bambaşka bir yerde olabilirdi. Bakalım nelerden geçmişler birinci günden itibaren. Ya çok enteresan. Düşünsenize, hayatınızda otomobil yapmamışsınız. Şurada mesela karşılaştırma var. O dönemin Opel'i var. 1960, 61 devrim. İkisinin yan yana fotoğrafı var. Mesela o zamanın mühendislerinden biri şey diyor, direksiyonu, ayarlı direksiyonu yapalım deniyor ama süre kısa olduğu için ona daha sonra ileride geliştirilirken bakarız diyorlar. Tabii ki geliştirilemiyor. Yarım kalıyor ya proje. Bir yıl sonra Rolls-Royce dünyaya yenilik olarak tanıtıyor ayarlı direksiyonu. Düşünün nasıl öncü bir bakış açısı var aslında. Tamamen %100 yerli olmasa da %80 yerli diyoruz ya, o sırada dünyada üretilen otomobillerin yerlilik oranları da şurada var bakın. Ford'un %30'u yerliymiş, Citroen %30, British Motors %40 var, Volkswagen %40, en yüksek fiyatmış %88. Türk otomobili devrim de eğer bir marka olarak çıksaydı %80 yerliliğiyle bu listede yine önde olacaktı. Ya gel gel, burada bütçe var bir tane, kocaman çerçevelenmiş. Özel proje hesap zaptı diyor bak. Genel toplam 900. Bu arada 4 otomobil dedik ya, bu 4 otomobilin ismi de devrim 1, devrim 2 diye mi gidiyor dedim. Dediler ki hayır, ilk yapılan Gecekondu koymuşlar adını, derme çatma oldu diye. Sonra bej devrim, siyah devrim ve mavi devrim diye 4 araba tamamlanıyor. Bizim gördüğümüz bej devrim. Evet. Ay çok heyecanlı. Böyle çıkınca heyecan yaptım ben içini görünce. Ay çok tüyler diken diken.
ilk Türk yapımı buharlı lokomotif Karakurt'un şu an içindeyim. Kokpit alanındayım. Buraya tam ne deniyor bilmiyorum. Bu yapımla 1957'de başlanmış, 61'de tamamlanmış. Yine bir Türk yapımı diyoruz. Yine Türk mühendisler, Türk işçiliğinden bahsediyoruz. 97 ton ağırlığında 70 kilometre hız yapan bir koca demir yığını. Yani ne kadar heybetli, inanamazsınız. Yanında şöyle durunca, yukarı bakınca bir ayrı büyük görünüyor. İçine girip aşağıya bakınca kendini çok yukarılarda ve inanılmaz böyle güçlü hissettiriyor. Kokpit diye espri yaptım ama makinist kabinindeyiz. Arkadan kömürü alıp, buradan kömürü atıp, ateşi harlayıp, suyu ısıtıp, buhar gücüyle yola devam. Şimdi mesela bugün Eskişehir 28 dereceymiş ve 28 derecede ortamdaki nem filan sıcak beni eritecek gibi hissettiriyor. Buranın gerçekten çalışır halini hayal ettiğimde inanamıyorum, nasıl bir ısı olabilir ve insanlar nasıl çalışmışlar, bunu çalıştırmışlar. Bu lokomotif 1970'lerin ortalarına kadar çalışmış. Karakurt'un ismi de burada yazıyor. Altında da bu lokomotif Devlet Demiryolları Eskişehir CER Atölyesi'nde imal edilmiştir 1961. Burası bir imalat alanı olduğu için, bir öyle bir sahanın içinde olduğumuz için de öyle müze gibi gelip göremiyorsunuz. O yüzden iyi ki Hayat Bana Güzel'i seyrediyorsunuz. Gezdik, eğlendik, keşfettik, zamana yolculuk yaptık, yorulduk ve acıktık. O zaman Eskişehir'e özgü balaban köfte yiyelim. Adres bizi buraya getirdi. Bakalım buradan neler çıkmış. Şimdi böyle daracık pasaj gibi bir giriş var. Buradan dipte minicik bir dükkan var. Duyduğuma göre balaban köfte buradan çıkmış. Ama o zamanlar hangi ustanın elinden çıktı, şu anda neler yapılıyor, ne farkı var, ne demek? Balaban kebap da deniyor aslında. 1938 mi dediniz? 1938'den beri bu üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak. Aile devam ediyor. Tabii. Harika. Nedir özelliği? Bir de sizden duyalım mı? Nedir yani? Balaban da Tatar kebabı. Balaban da Tatarca bir kelime zaten. Nedir anlamı? Büyük demek yani. Büyük demek. Eskiden çalışanların hepsi Tatarmış. Bir küçük yerine balaban olsun, balaban olsun diyorlarmış. Sipariş alırken. Biz de şöyle balaban olsun bir kebap yiyelim. Çok acıktık, çok çalıştık. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Size hep programları siz veriyordunuz. Yurt dışından aldığınız gibi biz size verelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yiyelim dedik de şöyle bir baktım menüye. Burada bir sürü çeşit var. Bunların birbirinden farkı ne? Mesela sorpa nedir? Sorpa da bütün soslar içinde oluyor. Yani salça da var, yoğurt da var, tereyağı da var. Sorpa dediğimiz. O zaman biz böyle enerji bombası sorpalı. Bu normal ölçüymüş. Kebabın ismini aldığı balaban ölçüsünü de göreceğiz şimdi. Şimdi bakalım, ben balaban gerçekten yesem ne gelecekti acaba? Şöyle mi sarılıyor muyduk tabağa? Tabağımız. Nasıl yani? Bunu bir kişi yiyor mu? Biz ikisini bir arada yiyorlar. Duble yiyorlar. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir tabakta kebap gelse benim burada kalkma şansım yok. Zaten bitirmem imkansız. Yani ilginç. Balaban buymuş ya. Ben de kendimi balaban yiyor zannediyorum. Çok güzel kokuyor bu arada. Şehrin ortasından geçen Porsuk Nehri gerçekten de Eskişehir'e bir yaşam enerjisi veriyor. Nehrin üzerine gidip gelen hem motorlu tekneler hem de şu an benim de oturduğum gibi Venedik tipi gondollar var. Venedik tipi diyorum, boşuna demiyorum. Bu tekne birebir Venedik gondolları modellenerek Eskişehir'de yapılmış ve 12 yıldır Porsuk'ta gidiyor, geliyor. Gondolla tur almak istediğinizde 10 dakikalık bir tur yapıyorsunuz. Güzel fotoğraflar çekiyor ya da sadece etrafı seyrediyor. Boğanın tadını çıkarıyorsunuz ama özellikle bence akşam üzeri saatleri bu ışığı tavsiye ediyorum. Güzel fotoğraflar yakalarsınız, keyif alırsınız. Altyazı M.K.
Şimdi dedik ki biraz güneş çekildi, tatlı bir serinlik de var, akşam da oluyor. Hadi Porsuk'un kıyısında biraz yürüyelim. İki tarafta bir yukarı bir aşağı yürüyoruz. Arada da bu köprülerle iki yakayı birbirine bağlayan geçişler yapıyoruz. Gitgide hareketleniyor. Etrafta bayağı insan var. Her iki tarafta da bolca kafe, restoran var. Hava biraz daha karardığında, müzik yükselmeye başladıkça barlar sokağı da dahil Eskişehir'in keşfine devam edeceğiz. Sesiyle şöyle bir zıpladım. Dediler ki biz sizi takip ediyoruz. Burada da öğrenciyiz. O zaman birbirimizi bulmuşken önce bir fotoğraf çektik. Sonra da biraz sohbet edelim dedik. Merhaba, ben Su. Ben Kaan, makine mühendisi okuyorum. Sen? Ben de konservatuvar okuyorum. Kaç yıldır Eskişehir'desiniz? Vallahi. Benim bir oldu şu an pandemiden dolayı. Ha, ay bir de ona denk geldin sen. Ben 4 yıldır buradayım. Pandemiyi de burada geçirdim, evet. Peki yaz geliyor, işte kış geliyor, gidiyor. Hep burada kalmak istiyor musun? Geldiğin şehre, İstanbul'a döneyim diyor musun? İstanbul'a mümkünse çok az gitmeye çalışıyorum yani. Peki Eskişehir'i hiç bilmeyen, gelecek olanlara söyleyeceğiniz bir şey Eskişehir'le ilgili ne olur? Bir son söz alalım size. Eskişehir'e mutlaka herkesin bir kere gelmesi lazım. Bir Porsuk'ta yürümesi lazım yani. Değil onu mi? Söylemek isterim. Evet. Çok güzel. Sen? Bilemedim. Ben çok yeniyim, ne diyeyim ki? Ama çok heyecanlı. Neden evet. O kadar heyecan oldu ki? Bilmiyorum. Dayı beni de geç. Dayı. bana abla, sana dayı diyorlar. Şimdi bir arka sokaklara bakalım derken böyle çiçekleriyle beni kendine çeken bir mekan oldu. Baktım üzerinde mezar altı yazıyor. İçeri girip bakacağım. Direkt meyhane. Ne çok meze çeşidi var. 35 sıcak olarak kazananlar da var. 60-65 tane var. Süper. Nasıl fiyatlarınız peki? Soğuk meze veya sıcak? Şöyle 30 lirayla 130 lira arası değişiyor. Ha, balıklara doğru falan. Evet, evet. Fiyat artıyor. Ben Barlar Sokağı deyince Alanya'daki o Barlar Sokağı'nın enerjisini görmeyi bekliyorum burada. Ama günün sonunda daha sakin. Belki de günlerden pazartesi olduğu içindir. Zamandır gecesiyle gündüzüyle bu kadar canlı, hareketli bir şehirle karşılaşmamıştım. Özellikle Anadolu'da diyeyim daha doğrusu. Her sokağında, her caddesinde inanılmaz bir enerji var. Herhalde öğrencilerin kattığı bir enerji bu. Çok da genç bir nüfus görünüyor çünkü sürekli. Bir hayat bana güzel anıyla bu bölüme veda edeyim diyorum. Bir başka şehirde, farklı deneyimlerde yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.